Emir Ayaz. Elif abi. Yağım kalmış burada. Kızartma yapmıştım. Pazardan bir şeyler almıştım. Tuzum. Bunlar var. Şunları asar mısın Samet? Samet asar mısın? Aferin. Buzdolabı gibi yani. Asıyoruz oraya tellere. Orada kabla kacaklar var. Evet, orada da kabım kacağım duruyor. Piknik tüpüyle işte idare. Ben Nurdan Karabıyık. Şu anda 5 tane evladımla bu caminin içinde 3 aydan beri yaşamaya devam ediyorum. Yani bir anne olarak bu benim çok gücüme gidiyor gerçekten. Türkiye Cumhuriyet vatandaşıyız. Yani bir an önce benim evlatlarım da çocuklarım da eğitim almasını istiyorum. Hiçbir şeyden geri kalıp da cahil olmasınlar. Her şeyden önce bizi çok korkuttular. Sosyal şeyden, neden hani çocuklarımı almak elimden çok istediler yuvaya falan, ama ben bunu bir anne olarak kabul etmedim. Etseydim zaten bu şekilde onlarla bir hayat sürmezdim. Her ne olursa olsun dedim, benim çocuklarım yanımda kalsın dedim. Türkiye'ye de sesleniyorum, bana Allah rızası için ne olur bir an önce bir ev başıma istiyorum. Çocuklarımın eğitim almasını istiyorum. Eşime güzel temiz bir iş istiyorum. Yani sesimi nasıl duyurabileceğim bilmiyorum. Çok ağrıma gidiyor. Gece olduğu zaman benim eşimin, benim yani gözümde uyku yok. Bu çocukları yani benim eşim ne zamana kadar su satıp da yani geçindirecek? Hiçbir yerden destek yok, bir şey yok. Yani bir çaresiz kaldım ben. Ben çaresiz kaldım. Türkiye'ye sesleniyorum. Ne olursunuz Allah rızası için elinizi vicdanınıza koyun. Sizler de annesiniz, sizler de bir babasınız. Benim için ve çocuklarım için yani temiz güzel bir hayat istiyorum. Bir ev istiyorum. Kiralarımı ödeyecek bir halde değilim. Eşim işsiz, mahkum. Daha 3 sene 4 ayı var. Bu pandemi izinle geldi. Bir seneden beri burada. O gittikten sonra düşünebiliyor musunuz? Ben bir anne olarak 5 tane çocukla nasıl yani yaşayabileceğim? Kiralar uçmuş gidiyor. 4000, 5000, 6000. Bunu veremiyoruz. Bir anne olarak sesimi Türkiye'ye duyurmak istiyorum. Bir an önce eşime temiz bir iş. Çocuklarımın eğitim almasını istiyorum. Bir anne olarak. Bir de güzel bir ev istiyorum kendime. Yani ne bileyim, her yerden ne şekilde olursa olsun devletimizden destek istiyorum. Murat Moyun, Silivri cezaevinde mahkum. İzne çıktım. İzne çıktıktan sonra eve gittim, evde baktım ki kiralar, elektrikler birikmiş. Ev sahibinle tartıştık. Bizi söz dinlemeden dışarı attı eşyalarımızı. Biz de 3 aydan beri buradayız. Bir baba olarak yıkık ve viranım yani. Çocuklarımın bu şekilde yaşamasını istemiyorum. Yani Allah rızası için yardım istiyoruz yani. Bize yardımcı olun. Çocuklarımız da burada çok zulüm gibi bir hayat yaşıyoruz yani. Çocuklarımın her tarafı yara oldu. Hiçbir çare yok. Yani yardım istiyoruz. Bir belediye geldi işte, oteli yerleştirdiler. 25 gün sonra tekrar buraya getirdiler.
Aynı yerdeyiz yani. Başladığımız yere geri döndük. Çaresiziz yani. Hiçbir çare yok yani. Ben de bir baba olarak şaşırdım. Ne yapacağımı şaşırdım. Yani su satarak şu ışıklarda su satıyorum. Anca gırtlağı yani abi. Başka bir şey yok yani. Çaya çıkıyorum oraya. Ev istiyorum. Hem de çık istiyorum ol başına. Ne istiyorsun? Işık mı diyor, ev diyor olmasını istiyor. Benim içim ağrım. İçerle. Her yaralarımız iyileşsin diyor. Mikrop kaptı çocuklarım bu bahçenin içinde. Hepsinin vücutları kabarık kabarık. İltihaplanma var çocuklarda. Kimliklerini ben bunların çıkaramadım ama muhtardan TC dökümanlarını aldım ailece hepimizin. Ondan sonra onu da yakın bir zamanda aldığım için götüremedim yani. Acil girişten bir çocuk doktoruna falan götüremedim. Çocuklarımın durumu bayağı berbat. Çünkü burada banyo yapılmıyor. Çamaşır yıkamak çok zor. Yiyemedik. Onu diyorum ya. Çocukların tedavi olmasını istiyorum. Yani bir doktora bir yere çıksın bunlar. Böyle olmaz çoluk çocuğum. Yara bere içindeler burada yani. Yani işte bu yüzden hani istemedim hep bir şeyler yapmak ki bizden ayrı kalmasınlar diye. Bütün amacımız buydu. Ama bugüne kadar yani artık pes dedim. Türkiye beni duysun. Allah için beni duysun. Bir anne olarak yani benim çok büyük istediğim bir şey yok. Herkesin olduğu gibi yani normal bir yaşantımız olsun, evimiz yerimiz olsun. Bu sokak hayatı nereye kadar? Bak söyledim de bulamışsın.